Kapıyı arkamdan kilitlemeyi unutma, kimseye de açma. Mete. Ben çok korkuyorum. Lütfen gitme. Korkma, bir şey olmayacak. Gitme. Lütfen gitme. Nihal. Hep saklanarak yaşayan. Ne olacaksa olsun. Hadi Allah'a. Hoş geldin alçak herif. Biz de seni bekliyorduk. Seni beklerken hep beraber biraz sanat yapalım dedik. Baksanıza lan insanları. Vurmayın lan! Şimdi söyle lan. Nihal nerede? Bilmiyorum. Öyle mi? Ben seni öldürmesini bilirim Hasan'ım. Çok korktum. Çok korktum. Korsan iyi edersin pis velet. Ulan bir daha benim oğlumun kılına dokunursan seni doğduğuna pişman ederim, anladın mı? Kesin ulan sen! Duydun hanımefendi. Ayağını denk al. Burası saygın bir müessese. Burada silahlar konuşmaz beyler. Yapmayın. Adam haklı. Anladın mı? Mete'yi rahatsız etmeyeceksin. Anladın mı? Yoksa başına çok daha büyük belalar açılır. Hadi kalk! Kalk! Yürü! Defol! Defolun lan! Defolun! Defol! Düğünde çalma işini sen ayarladın. Acı çekmemi istiyorum. Ama senin sayende Nihal
istemediği, sevmediği biriyle evlenmekten kurtuldu. Sağ ol. Arkadaşlar, bu gece çok iyi çalacağız. Çünkü bugün bu kulüpteki son gecemiz. İzzet Bey, biz işi bırakıyoruz. Bu gece keyfimiz için çalacağız. Şimdi herkes yerlerine lütfen. Artık söz müziğin. Kim o? Benim Mete. Çok şükür sağ salim geldin. Merak etme, beni söylemiştim. Hadi git içeri. Sofra kurmuşsun. Aç gelirsin diye düşündüm. Ben de öyle sofra hazırladım. Ben de sana bunu getirdim. Daha önceleri de vermeye çalıştım ama kısmet bugün iyiymiş. Çok teşekkür ederim. Mandolin mi çalacağız yoksa yemek mi yiyeceğiz? Önce yemek yiyelim, parmaklarımıza kan dolsun ki güzel mandolin çalalım. Hadi otur. Eline sağlık, çok güzel olmuş. Ben bir şey yapmadım ki. Necati getirdi hepsini, ben de sofraya yerleştirdim sadece. Olsun. Sofrayı sen kurmadın mı? Mühim olan bu. Artık bir süre burada kalacaksın, öyle görünüyor. Bol bol mandolin çalışırsın.
İyi geceler. Nihal. Eğer rahatsız oluyorsan ben giderim, sen kal. Ben sen rahatsız olma diye yani sen istediğin için. Ben senden rahatsız olmam. Hatta tam tersine. Bu dünyada kendimi rahat hissettiğim tek yer senin yanın. Sen kulüpte çalmaya başladığında dünya yeniden kuruldu benim için. Bunu biliyor muydun? Senden önce orası benim için bir mağaradan farksızdı. Soğuk, karanlık. Sonra sen geldin, aydınlandı. Sen oradasın diye koşa koşa gitmeye başladım oraya. Sen sahnede çalarken, söylerken sana doya doya bakabilmek için. Sen sahnedeyken dünya umurunda değildi. Ben de bana bakabileceğini hiç düşünmedim. Sana uzaktan bakmak, yakınında olmak yetiyordu bana. Cahil bile umurumda değildi. Sadece seni mutsuz gördüğüm için üzülüyordum. Sonra sen bana mandolin hediye ettin. İnanamadım. Hayalini bile kuramadığım şey gerçek oldu. Sen bana o kadar uzaktın ki. Ama şimdi yakınımdasın. Aslında o kadar mutluyum ki. Ben nasıl bu kadar kör olabildim? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.